Ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma. 100 milyon dolar. Başkan Ali Koç kulübün kasasını para ile doldurmakta kararlı. Diğer yandan Altay Bayındır İngiltere'de zor günler geçiriyor. Manchester'da gündem Altay. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe'nin Ülker'le olan Stad isim sponsorluğu anlaşması 2025'te sona erecek. Ülker'in yeni bir teklif vermeyi düşünmediği belirtilen Ali Koç'un hedefi ise Fenerbahçe'nin kasasına rekor bir gelir koymak. Sözcü'de yer alan habere göre Stad isim sponsorluğu için uluslararası şirketlerle de masaya oturan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 10 yıllık bir anlaşma planlıyor. Koç'un bu anlaşmadan beklediği toplam sponsorluk geliri ise tam 100 milyon dolar. Ülker 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında Stad'ın isim hakkını almıştı. Ali Koç söz konusu rakama anlaşmayı yapabilirse Aziz Yıldırım döneminde imzalanan rakamdan daha yüksek bir parayı kulübün kasasına koyacak. Fenerbahçe Ülker'le anlaşma imzaladığında dolar kuru 2.6 TL seviyesindeydi. Haberde Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu parayı bir miktar kesintiyle o dönem peşin aldığı belirtildi. Mevcut yönetimin 100 milyon dolarlık anlaşmayı yapıp parayı peşin alması durumunda ise günlük kurla kasaya 3.4 milyar TL girmiş olacak. Bu rakam Fenerbahçe'nin 12 milyar TL seviyesindeki borcunun 1/4 anlamına geliyor. Umarız bu bahsedilen para bir an önce kulübün kasasına girer ve Manchester United'da eleştirilerin odağında olan Erik ten Hag'la Altay Bayındır arasında kriz çıktığı öne sürüldü. Andrea Onana'nın ardından ikinci kaleci olarak görev yapan ancak fazla süre alamayan milli futbolcu için İngiliz basını dikkat çeken bir haber yaptı. Football Insider'da yer alan habere göre Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından 2 hafta boyunca milli kaleciyle herhangi bir görüşmede bulunmamış. Bu süreçte milli kalecinin sadece kaleci antrenörüyle vakit geçirdiği ve Erik ten Hag'la hiç temas kurmadığı yazıldı. Koltuğu sallanan Hollandalı teknik adamın bu tavrının diğer futbolcuları da olumsuz etkilediği kaydedildi. Fenerbahçe'den 5 milyon euroya transfer edilen Altay, İngiliz liginde sadece 2 maça çıkabildi. Böyle de devam ederse galiba Altay'ın dönüşü de yine Fenerbahçe olacak.